Eminsin değil mi? Neyisin yani? Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Ben de bu yüzden kan bağışı yapıyorum. Hayatları boyunca kan ve kan ürünleri almak zorunda olan hemofili ve talasemi hastaları sizlerden kan bağışı yapmanızı bekliyor. Benim 12. defa kan verişim. Kendimi sağlıklı hissediyorum ve zaten bunun verdiği manevi haz daha farklı bir şey. Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uçmazlığı olan bir bebeğin, kan bulmaz ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır. Herkesi kan vermeye teşvik ediyorum. Yeni doğan ve kanın değişmesi için çok taze kana ihtiyacı olan bebekler sizin kanınızı bekliyor. Ağır böbrek hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için kan ve kan ürünlerine ihtiyaçları var. Hepinizi kan vermeye davet ediyorum. Kan yapılamayan tek ilaçtır. Bir gün siz de kan ve ürünlerine gereksinim duyabilirsiniz. Bir gün elbet herkesin kana ihtiyacı olacaktır ve bir kanın 3 can kurtardığını unutmamak için tüm Karatay Üniversitesi öğrencilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Evet, ben de az önce bir kan bağışına bulundum. Her yıl binlerce insan bir kazaya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybedebiliyor. Bu yüzden kan vermenin önemi büyüktür. Buna karşılık yapılan araştırmalar yaklaşık 72 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de yıllık kan bağış oranının nüfusunun %1'i kadar olduğunu gösteriyor. Bu yüzden herkesin kan bağışlamasını diliyorum. Bu güzel etkinliğe herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum. Okulumuza düzenli olarak 3 ayda bir Kızılay'dan geliyorlar. Ben de elimden geldiği sürece 3 ayda bir gücümün yettiğince kan vermeye çalışıyorum. Gerçekten hayırlı bir iş. Hani vücudun sadakası olarak değerlendirebiliriz bunu. Herkese tavsiye ederim.